Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Sayın Mehmet Aca. Yayın konuğumuz, öncelikle stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna. Bütün izleyicilerimize ve takipçilerimize selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Evet, aslında son durumu, son izahatleri almak için karşımdasınız. Çünkü Aca Erzurum Thermal and Spa Hotels Erzurum'da son halini merak ediyoruz. Bununla ilgili bir takım işte veriler de var elimizde. Az sonra onları da ekranlara getireceğiz ama sizin son halini anlatmanızı bekliyorum. Çünkü siz başından beri oradasınız. İlk anından, ilk çivisinin çakıldığından itibaren nedir son durum? Şimdi Erzurum benim şehrim, biliyorsunuz. 2023'ün 23 Temmuz'unda Erzurum Kongresi'nin olduğu gün, böyle bir anlamlı günde biz otelimizin kısmi temel atma törenini yaptık, yetiştirebildiğimiz kadarıyla. Çok ciddi bir harfiyat çalışması yapıldı orada. Dolayısıyla hızlı bir şekilde biz harfiyatını aldıktan sonra inşaatına başladık, temelini attık. Biz şu an Türkiye'nin en kapsamlı, en donanımlı termal otellerinden birini yapıyoruz. Nereye yapıyoruz? Ağır şehri, bar şehri, kar şehrimiz Erzurum'umuza yapıyoruz. Dolayısıyla hiç ara vermeden ciddi bir inşaat yükünün getirdiği, ciddi bir maliyetin sırtımıza yüklendiği bir dönemde biz bu işe soyunduk. Şu anda da gayet güzel gidiyoruz. Malum biliyorsunuz ki orada kış şartları çok ağır gidiyor. Yani Ekim'den sonra çok artık İnşaat yapamıyorsunuz. Geçen sene biz temelimizi attıktan sonra bodrum katımızla birlikte sezonu kapatmıştık. Hemen sezon açılır açılmaz da şu anda da bitmeye yakın bir kaba inşaatını oluşturduk. Burada son katındayız şu an. Burada bir duralım isterseniz arkadaşlar, ekrana son görüntüleri versin. Evet, hay hay. Burası çevre yolu üzeri Erzurum'un havalimanı yolu diye tabir ettiğimiz uluslararası karayolu burası. Evet. Bizim otelimiz 4 katlı. Biz yatay mimariyi baz alarak inşaatımızı yapıyoruz. Çok katlı inşaata her zaman karşı olduğum gibi. Burada da bizim imar durumumuz yatay mimari. Bodrum artı 3 kat. Yaklaşık 13 bin metre kapalı alanımız var. Yani bu da tahmin ediyorum Doğu Anadolu'da Malatya'daki Mövenpik'le beraber en büyük otel. Evet. Kapalı alan olarak gözüküyor. Yaklaşık 100 odamız var, havuzlarımız var, işte bu alanda havuzlarımız var, fitness salonları, kongre salonları yok yani tam teşekküllü bir oteli inşallah son katındayız. İşte gördüğünüz gibi personel çalışıyor. Evet. Son katının kolonlarını diktik, çatımızı çakacağız ve önümüzdeki hafta itibariyle duvarlarımız örülmeye başlayacak. Kış da olsa artık içeride çalışıp otelimizi hızlı bir şekilde tamamlayıp Erzurumluların hizmetine, tüm dünyanın aslında hizmetine sunacağız. Yani burada Erzurum'daki, Ilıca'daki kapıcaları dünyaya pazarlayacağız aslında. Evet. Bir sağlık turizmi Erzurum'da inşa ediyoruz. O yüzden işte son hali bugün drone çekimiyle gelen son halimiz budur. Allah memleketimize hayırlı uğurlu etsin. Yaklaşık 13 bin metre kapalı alan az bir yer değil. Tabii. Müthiş külfiyetli bir yer ve biz bu dönemde devletin bile yatırımları durdurduğu bir dönemde biz elimizden geldiğince var gücümüzle, yani tabiri caizse üstümüzdeki gömleği bile satıp inşaatımızı tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetini açacağız. Evet, taze taze gelen drone görüntüleri, çalışanların canla başla çalıştığı. Gerçekten de az önce söylediğiniz gibi. Evet, şu an özür diliyorum. Yani 3 katımız tamamdır. Son katın da kolonları dikildi şu an. Gördüğünüz gibi. Burası bodrum kat. Burası lobi kısmı diye bazı bir giriş. Üst kat ve bunun bir üstüne bir kat gelip çatımızı çakıyoruz. Artık ince içliğimize geçeceğiz. Allah nasip ederse. Evet, son görüntülere de yine arkadaşlardan rica edeceğim. Bittiği halinde nasıl olacağını da yine göstermek adına. Evet, bitince de inşallah şehrimize böyle bir tesis kazandırmış olacağız. Evet. Tamamen deluxe konseptinde işte
ekranda arkadaşlarımız. Yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanacağı. Yani Erzurum'a biz yabancı turist, bilhassa Avrupalı turisti çekmek istiyoruz. Hı-hı. Neden? İşte Avrupalı turist gelecek, burada hem termaline girecek hem de şehir merkezine gidip alışveriş yapacak, Erzurum'un Oltu Taşı tespisini alacak, cağ kebabını yiyecek, kadayıf dolmasını yiyecek, tabii. Erzurum'un yöresel yemeklerini tadacak. Bu ne yapacak? Şehire bir ekonomi olarak bir katkı yapacak. Hem temelimiz iş. O bizim. Yani hı-hı. hedefimiz de o. Allah'tan temelimiz de bu. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde işte ekranda da gösterdiğiniz gibi böyle bir tesisi çok yakın bir süre içerisinde Erzurum'un hizmetine açacağız. Erzurum'la birlikte tüm dünyanın hizmetine açacağız. Çünkü biz bütün dünyadan turist çekmek istiyoruz. Evet, aslında ne kadar da zor. Özellikle Türkiye'mizin evet, bakın, maalesef ekonomik şartları bu kadar zorken değil, inşaat yapılması, insanlar elzem işte inşaat evindeki bir ustayı bile getirmekten imtina ettiği bir, böyle bir durumda, dediğiniz gibi devletin bile hükümetin bile bir takım işte elzem işleri durdurduğu bir dönemde böylesine büyük bir, hani Anadolu'nun bir tabiri vardır ya, yiğidin yapabileceği bir şeydir diye, evet. elini taşın altına koyması, işte kalkınmamız amacıyla özellikle evet. de doğu bölgemize hem iş istihdamı sunması açısından hem de evet. Kültürel anlamda tanınması anlamında çok çok büyük bir yatırım. İnşallah en kısa zamanda bitmiş halini de görmeye ne olursa olsun bu yatırımı Erzurum'a kazandıracağız. Hı hı. Zaten büyük olanı geçtik biz. Bir de özellikle deprem bölgesi olması hasebiyle 10 şiddetinde depreme dayanıklı bir temel attık biz orada. Çok önemli. Sadece 500 ton demir temeline harcadık biz oranı. Dolayısıyla şehrimize, memleketimize, insanımıza, ülkemize bu tür yatırımların İslam da yaratıyor çünkü bir sürü insan çalışacak buradan, ekmek yiyecek, ne kadar güzel değil mi? Yapılmasını bir sürü Erzurum çocuğu gelecek. Tabii, şu anda kadroyu kurmaya başladık. Hı-hı. Bir sürü Erzurumlu çocuk buradan, Erzurumlu insanlar, Erzurum kadınlar gelip burada çalışacaklar. Evlerine ekmek götürecek. Dolayısıyla bunu da düşündükçe daha da moralimiz yerine geliyor. Moralimizi bozmuyoruz. Maliyetler ne kadar çok artarsa artsın. Erzurum her şeye layık bir şehirdir. Erzurumlar çok şerefli insanlardır. Dolayısıyla biz sonuna kadar Erzurum'u sevmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Burada noktalıyoruz programımızı. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.